Değerli frikes severler, sizlerden gelen sorulardan bir tanesinde bir parçanın kütlesi, hacmi, atalet momenti gibi değerleri nasıl ölçeceğiz şeklindeydi. Elbette ki frikette bunu yapabiliyorsunuz. Bunu size aktarabilmek için aynı zamanda SolidWorks'te bir kıyaslama yapacağım ki aralarında hiçbir farkın olmadığını ve doğru şekilde hesapladığını sizlere gösterebileyim. Öncelikle ben bu tasarımı SolidWorks'te yaptım ve bu gördüğünüz tasarımı da step dosya türüyle kaydettim. Şimdi FreeCAD'e geçiyoruz. FreeCAD'de bu dosyayı gördüğünüz üzere açtım. Öncelikle hiç step dosyasını, IGES dosyasını ya da daha doğrusu size gelmiş farklı bir dosya türünün FreeCAD'de nasıl açılacağını bilmiyorsanız gelin birlikte yapalım. Şurayı kapatalım ve hemen buradan bakın şurası. Belgeyi aç. Gelip tıkladıktan sonra ne yapıyoruz? Seçiyoruz dosyayı ve aç diyeceğiz ancak. Şuradaki dosya türüne gelip all diyebilirsiniz. Bakın hepsi seçili gördüğünüz üzere. Hepsi seçiliyken hop bunu seçtim ve aç dedim. Hemen karşınıza zaten hesaplamak istediğiniz kütle özelliklerini merak ettiğiniz dosyayı göreceksiniz. Hemen SolidWorks'e tekrardan geçelim ve öncelikle bunun bir kütle özelliklerini hesaplayalım. Hesapladan kütle özellikleri dedik. Bakın burada kütlesini görüyorsunuz. 268 gramlık, 268,59 gramlık bir parçayı görüyoruz. Yine altında da hacmini görüyoruz. Milimetre küp cinsinden. Atalet moment değerlerini de buraya vermiş. Şimdi gelin birlikte FreeCAD'de bu değerleri görelim. FreeCAD'de bir şeyin kütle özelliklerini merak ediyorsanız öncelikle bunu size sağlayacak makroyu yüklemeniz gerekiyor. Çünkü FreeCAD'de bu tip özellikleri eklentiler ve makrolarla yaptırabiliyorsunuz. Hemen geldiniz araçlara, araçlardan eklenti yöneticisine gidin. Gelip buraya tıkladıktan sonra öncelikle karşınıza şuradaki eklenti listesi gelecek. Sizin burayla işiniz yok. Hemen geldiniz makrolara tıklayarak geçtiniz. Aşağıya doğru hareket edin ve buradaki F'yi bulun. FC'yi bulun. Bakın şu. FC info. Tamam. FC info'ya gelip tıkladıktan sonra seçilenleri yükle ve güncelle derseniz burada yazar zaten. Makro başarıyla yüklendi. Artık gelip buradan kapat diyebilirsiniz. Şimdi makroyu yüklediniz ama çalıştırmanız gerekiyor malum. Hemen gelin şuradaki ürün ağacından parçanızı seçin ve ardından da makronun üstüne gidip makrolara gelip bir defa tıklayın. Burada sizin yüklemiş olduğunuz makro listesini göreceksiniz. Malumunuz biz burada sadece bunu yüklediğimiz için geldiniz, bunu seçtiniz ve gelip buradan çalıştıra tıkladınız. Çalıştıra tıklar tıklamaz da hemen sağ tarafta listenin açıldığını görüyorsunuz. Bakın şöyle yukarıdan aşağıya doğru biz de birlikte bakacağız şimdi. Şimdi öncelikle hemen yukarı tarafta parça adını vesaireyi görüyorsunuz. Üniteyi görüyorsunuz. Milimetre cinsinden vermiş. İsterseniz metre, santimetre hangisi isterseniz seçebilirsiniz değerli dostlarım. Şimdi aşağı doğru yine hareket edelim. Şöyle göreceğiz. Bakın burada malzemeyi görüyorsunuz. Malzemeyi buradan alüminyum seçelim. Çünkü biz diğer tasarımı alüminyum olarak tanımlamıştık. Alüminyumu da seçtiğimizde hemen karşımıza otomatik olarak yoğunluğunu verdi. Yukarıdan aşağı doğru bakalım. Ne diyor? Bakın hacmini vermiş parçanın. 994,79 olarak vermiş. Ve aynı zamanda da ağırlığını vermiş gram cinsinden. Şimdi gram cinsinden 268,59 olduğunu görüyoruz. Hemen SolidWorks'e geçtik. SolidWorks'teki kütleyi görüyoruz yani ağırlığını. 268,59 olduğunu görüyoruz. Yani birebir aynısı çıktı. Hemen altında da hacmini görüyoruz. 994,79 ki zaten FreeCAD'de size ne demişti? Bunun hacmi 994,79 olarak vermişti. Birebir aynısı çıktı değil mi? Yani siz illaki bir parçanın kütle özelliklerini hesaplamak, ölçmek istiyorsanız FreeCAD size bunu yapıyor. Daha ne istiyorsunuz? Aşağıya doğru yine hareket edelim. Aşağı tarafta da bakın şurada moment değerlerini görüyorsunuz. Bakın 107,995 değil mi? Hemen geldim. SolidWorks'ü açtım. Burada atalet moment değerlerine bakıyoruz. Şurası atalet momenti 107,995 vermiş. Diğer Y değerinin ataletine bakacak olursanız da 187,029 olarak verilmiş. X'teki zaten doğruydu. Y'deki de bakın 187,029 olarak devam ediyor. Dolayısıyla gördüğünüz üzere SolidWorks'te size verilen değerle 187,029 FreeCAD'de verilen 187,029 değerinin birebir örtüştüğünü görüyorsunuz sevgili dostlar. Evet, gördüğünüz üzere bu FC info eklentisiyle makrosuyla daha doğrusu kütle özelliklerini hesaplayabilirsiniz. Peki bu kütle özelliklerini ben
kaydetmek istiyorum. Sonradan işte birine göndereceğim vesaire ya da datalarımda durmasını istiyorum. Zaten burada save'i görüyorsunuz. Save derseniz hemen bunu istediğiniz gibi kaydedebilirsiniz. Buraya hemen geldiniz, dosya adını yazalım. Dosyada da ne olsun? İşte par 02 olsun. Kaydette Enter'a bastığınızda bunu da yine kaydedebilirsiniz. TXT dosyası uzantısı ya da diğer istediğiniz dosya türleriyle bu değerleri kaydedebilirsiniz. Evet, bu basit ama harika eklentiyle kütle özelliklerini bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Beğenilerle ve yorumlarla desteğinizi hissettirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.